Merhaba değerli izleyiciler. Sevgili Merdan Yanardağ ve ben sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Çünkü bu kanal eğer yaşıyorsa ve şu anda bizler dinleniyorsak o sizlerin zihninizin, beyninizin, yüreğinizin, kalbinizin, tercihlerinizin bir sonucu. Siz varsanız biz varız. Tabii biz varsak siz de varsınız. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Merdan Yanardağ, sevgili Yanardağ hastanede. Ben evdeyim şu anda. Arkamızda genç ve dinamik bir takım stüdyoda canavar gibi bu size ulaşan haber bülteninin arkasından gelen sevgili Evren Özankuş'un haber bülteninin başarıyla sunduğu haber bülteninin arkasından gelen bizim 18 dakikayı veriyor. Onların sayesinde size ulaşıyoruz. Merdan Bey'le biraz evvel konuştum. Yani sembolik olarak tabii Merdan Bey, Merdan Yanardağ ve ben size sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz diyerek açıyorum programı ama çok sembolik de değil aslında, gayet temelli, somut bir olay. Biraz evvel kendisiyle konuştum. Evren zaten söyledi, haber bülteninde Sayın Özalkuş söyledi. Oksijen desteğini bile yavaş yavaş azaltmaya başlamışlar. Kendisiyle uzunca konuştuk. Kan değerleri yeniden iyiye gitmeye başlamış, bir ara duraklamışmış ve şimdi keyfi de çok yerinde. Hareket kabiliyeti daha fazla artmış tabii. Zaman zaman o oksijen desteğini böyle burundan verilen 2 tane küçük şey vardır, boru vardır. Onları zaman zaman çıkarıp rahatça dolaşıyormuş. Okuyor, not çıkarıyor gene. Yani gazetecilikten gelen bir akademik ruhlu, akademik kafalı bir arkadaşımızdır Sayın Yanardağ. Ve tabii kendine geldikçe ne kadar dehşet bir tehlikenin önünden döndüğünü anlıyor. Ben de öyle oldum. Ben de hastaneden çıktıktan sonra okudukça, baktıkça yahu biz ne müthiş bir tehlike atlatmışız diye düşündüm. Ve mesela hala tam kendime gelemedim. Yani bunu bütün hastalık geçirenleri uyarmak için söylüyorum. Öyle hani ben negatife döndüm, hastalığım atladı, bu virüsten kurtuldum filan demeyin. Nerede ne tahribat ve ne ölçüde tahribat yaptığı belli değil. Ve devam ediyor. Yani çok tatsız sonuçlar çıkabiliyor. Sevgili Yanardağ diyor ki ya direkten dönmüşüm diyor. Bir ara diyor fark ettim diyor. Etraftaki doktorlar filan diyor böyle çok diyor telaşlandılar, bir telaş filan hissettim ben de. İşte onlara ya ben direniyorum filan demişim ama yani şimdi fark ediyorum ki hakikaten direkten dönmüşüm diyor. Doğru, hakikaten direkten döndü. Benimki o kadar tehlikeli sınırlara doğrusu gitmedi ama gidebilirdi. O çünkü yani herkes bunu uzun uzun ve sebeplerini bilmeden anlatıyor. Sebeplerini bilmediklerini anlatıyorlar. Bu virüsün kimde, ne zaman, ne yapacağı belli değil. Gayet iyi başlayıp birdenbire 4-5 gün sonra kötüye gidip hatta bir Stockholm fırtınasıyla hayata veda edenler oluyor. Ben tabii benim tedavimi gerçekleştiren takımın başındaki Sayın Süda Tekin hocaya ve Koç Üniversitesi'nin Topkapı Hastanesi'ndeki tüm personele çok teşekkür ediyorum. Tabii Aydın Üniversitesi'nin Florya'daki Medical Park Hastanesi'nin bu biriminin başındaki sevgili hocamız Esra Ergün Al Alış'ı buradan tekrar kendisine teşekkürler ederek almak istiyorum. Onu ve tabii onun takımını, etrafındaki arkadaşları. Oradan 3 arkadaşımız en azından benim bildiğim veya daha fazla tedavi ettiler ama Merdan Yanardağ için çok özel bir özen gösterdiklerini ve hakikaten onu böyle yani çok Allah korusun kaybetmenin kapısından döndürdüklerini anlıyoruz. Şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu geçen programlardan birinde bahsettiğim Stockholm fırtınasına karşı kortizona ek olarak verilen ilacı, çok nadir bulunan ve hatta bulunmayan ilacı temin etmekte sevgili Özgür Özel'in çok yardımı olmuş. Özgür Özel biliyorsunuz bir eczacıdır. Eczacılık sivil toplum kuruluşlarından birinin de kurucusudur. Şu anda CHP milletvekili, grup başkan vekili, böyle genç, dinamik. Ben bir açık oturumda onunla beraberdim. Üstelik gene böyle bir göğüs hastalıkları ile ilgili Türk Toraks Derneği'nin bir açık oturumunda beraberdim. Antalya'daki bir açık oturumunda. Gayet toplumcu, gayet demokrat, müthiş bir genç, dinamik politikacıdır. Merdan Yanardağ'ın iyileşmesinde, ona ilaç bulunmasında yaptığı desteği, verdiği desteği burada sevgiyle, saygıyla andıktan sonra derhal günün en önemli haberine geliyorum. Açız kardeşim, açız diyor millet, açız. Allah'a şükür ben aç değilim yani, ama millet açız diyor ve millet aç. Milletin aç olduğunu nereden anlıyoruz? O yani işte bir takım çöplerden yemek arayanlar filan olur. O her ülkede vardır, Türkiye'de de vardır. Sayıları biraz arttı filan ama asıl anladığımız şey semt pazarlarının kapanış saatleri. Orası çok önemli, şöyle önemli. Baktığınız zaman kimlerin arta kalan sebze ve meyveleri veya işte başka ürünleri ucuza almak için tezgahları dolaştığını veya tezgahlar tarafından atılanlar arasından yenebilirleri seçtiğine baktığınız zaman o çöp bidonlarından yemek arayanlardan çok farklı bir profille karşılaşıyorsunuz. Yani düzgün giyimli, düzgün görünüşlü, işte yani belli ki orta sınıf mensubu kişiler bunu yapıyorlar. Ya bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu Türkiye'deki orta sınıfın yok edildiğini, bunun hemen hemen hepsinin %99'unun yoksul sınıfa, fakirlere itildiğini ve onlardan arta kalan, onların kanlarını, onların iliklerini sömüren asıl grubun yukarıdaki işte o en zengin %10 hatta %1 arasında olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu nasıl oluyor diye baktığımızda onun mekanizması birçok yolla oluyor. Bir defa yani işte vakıflara, şuralara, buralara, merkezi hükümetten ve ellerindeki belediyelerden hortumlanan, akıtılan fonlar, paralar vesairelerle oluyor. Zaten onu görüyorsunuz. Medyada da onlar yer alıyor, o haberler. Şimdi İstanbul ve Ankara el değiştirince geçmişteki yapılmış olanlar daha da açıkça ortaya çıkıyor. Bu bir. İkincisi ihaleler. Her türlü ihale. Yani en son işte İstanbul Üniversitesi'nin bir tıp fakültesinin bina ihalesi gene pazarlık usulü çağrılarak yapılmış ve gene o 5 kardeşten bir tanesine verilmiş. Şimdi onlara verilen ihaleler maalesef geleceğimizi de ipotek altına alıyor değerli izleyiciler. Hani bana diyorlar ki ya bazen çok kızıyorsun, elini böyle küt diye masaya vuruyorsun filan. Yani biraz daha konuşursam hakikaten ya bu kadar da olmaz filan diye sinirleneceğim. Çünkü bu şirketlere verilen otoyol, tünel, köprü ve ortaklarına verilen, çünkü ortakla giriyorlar konsorsiyum olarak, ihaleler 20-25 yıllık anlaşmalar, inanılmaz güvenceler veriliyor. Yani hemen bir örnek vereyim. Bugün bakarken yakaladım. Yani hakikaten bu olacak bir şey değil. Zafer Havaalanı diye bir havaalanı var. Bu havaalanı Kütahya, Afyon ve Uşak arasında, 3 il arasındaki bir havaalanı. Aslında oralarda askeri havaalanları var, kullanılabilir. Onları kullanmıyorlar ve böyle bir havaalanı yapmışlar. 1.232.000 yolcu güvencesi verilmiş. Bu 1.232.000 güvenceye karşılık 80.000 kişi geçmiş. 2019'da. Tam 2020 rakamı, sayısı affedersiniz belli değil. Benim de dilimi bozdular sayılara rakam diye. O rakam değil, o sayı. Rakam tektir. 0 ile 9 arası. Onlar birleşir, sayı yaparlar. 2020 sayısı tam belli değil ama 80 bini bile bulamayacağı söyleniyor bugüne kadar gelen eldeki verilerle. Ya 1 milyon 200 bin nerede? Yani 100 bin bile değil. 1 milyon 200 bine 100 bin bile değil. Ha bu ne demek? Bu şu demek. Devlet 1 milyon 200 bin yolcunun getirisi kadar para ödüyor bunları. Yıllarca. Eğer o insanlar oradan geçmiyor ve o paralar, o ödenecek para onlardan tahsil edilemiyorsa onu hazine veriyor. Hazineden ödüyorlar. Yani sizin benim cebimizden. Yani tam deli dumul hikayesi. Hani uçağa binenden bilmem 5 lira, binmeyenden 10 lira. Köprüler de öyle. Yani mesela Avrasya tüneli. Avrasya tüneline ya inanılmaz bir şey. 12 milyon kişi geçmemiş. Çünkü yani 11 milyon geçmiş herhalde. Toplam 23 milyonmuş. Öyle bir güvence verilmiş. Şimdi o geçmeyen 12 milyonun parasını gene biz veriyoruz. 391 milyon ödeme yapılıyor üstüne. Dehşet bir şey. Yıllarca bu devam ediyor. 25-30 yıl ve kapitülasyon bunlar. Yani inanılmaz bir şey. Eskiden kapitülasyonlar Osmanlı zamanında yabancılara verilirdi. Yani İngilizler, Fransızlar, Almanlar filan. Biz şimdi Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, AKP iktidarının Türklere ve ortaklarına, bilmiyorum ortaklara bakmak lazım, çalışmak lazım. Yani hangi projeyi, hangi konsorsiyum yaptı, orada o 5 kardeşten hangisi var, hangisi onun hangi konsorsiyumla girdiğini bilmiyorum. Japonlar oluyor, İtalyanlar oluyor, bulunuyor. Tabii öyle bir ballı börek ki bu müthiş bir gelir garantisi. Uzun süre 25-30 yıl ve kapitülasyon. Niye kapitülasyon? Çünkü yetkili merci Londra mahkemeleri. Evet, Londra mahkemeleri. Yani ondan sonra diyorlar ki biz Türkiye'de, ülkemizde adalet reformu yapacağız. AİHM'in kararlarını uygulamıyorlar. AİHM'in kararlarını uygulamıyorlar. Kaba bir milliyetçilik yapıyorlar. Vay bilmem ne falan filan. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da uygulamıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nde kabul etmiyor, saygı duymuyor kendi ifadeleriyle. Ve bütün yargıya da hakimler. Bütün yargıya hakimler. Yargının her kademesine, her aşamasına hakimler. Şimdi buradan gelelim. Yani bu yoksullaşma, ekonomik mesele çok önemli. Birinci madde, gündemin birinci maddesi yoksullaşma, ekonomik iflas vesaire. Şimdi gündemin ikinci maddesi baskının arttırılması ve bu baskı artarken dini ve milli duyguların istismar edilerek, yani demagoji yapılarak halkın, geniş kitlelerin duygularının okşanarak bu baskı, artan baskının gerekçelerinin oluşturulması. Peki baskı niye artıyor? Niye bunun demagoji yaparak bunun gerekçeleri oluşturuluyor? Çünkü artık tek kişi yönetimi, şahsım devleti yönetimi, onların deyimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi duvara tosladı her konuda. Her konuda tosladı ama dış politikada toslaması, efendim şurada burada filan, bazen pek çok fazla dikkati çekmiyor. Üniversiteler işte çocuğu olanlar, mezun olanlar onun acısını çekiyorlar filan. Ama ekonomide tosladığı zaman o işte mutfaktaki kaynayan tencerenin içindekiler eksildiğinde, taş kaynatmaya başladığında, ben o dönemleri bilirim insanlar tencerelerde, işte o zaman o bütün destek, bütün o palavralar gidiyor, bütün destek kaybediliyor. Onu önlemek için baskıyı arttırıyorlar. Baskıyı arttırırken aynı zamanda hem oy kaybını önlemek için hem de yaptıkları baskıyı haklı çıkarmak için demagoji yapıyorlar. Yani hemen söyleyelim, neyi devreye sokuyorlar? Efendim yok türban yasaklayacaklarmış, yok darbe şarkıları söylüyorlarmış filan. Ya darbeyi 15 Temmuz'da yapan sizsiniz. Sizin adamlarınız. Yani sizin yol açtığınız cemaat yaptı darbeyi. 15 Temmuz'da darbeyi yapanları ben mi getirdim? ordudaki o mevkilere, makamlara siz getirdiniz. O anlamda söylüyorum, siz yaptınız darbeyi diye. Darbecileri siz darbe yapacak güce getirdiniz ve Türkiye'deki son darbe dincilerin darbesidir. Ayrıca biliyorsunuz ben hiç lafımı esirgemem. 12 Eylül ve 12 Mart darbelerinin, askeri darbelerinin arkasına baktığınız zaman emperyalistlerin ve Türkiye'yi din, mezhep ve milliyetçilik üzerinden zayıflatmak isteyen, iç karışıklık çıkartmak isteyenlerin desteğiyle emperyalistlerin ite kaka verdikleri destekler ve hadi yürü oğlum bizim oğlanlar darbe yaptı filan demeleriyle yapılmış darbelerdir ve sonuçları ortadadır. Kim soktu mecburi din derslerini anayasaya? 12 Eylül yönetimi soktu. Neden soktu? Bütün siyasal partileri kapattılar. Hiç bu lafı gevelemeye hiç gerek yok. Ben o dönemleri yaşadım. İstifa ettim. Bunları protesto etmek için çok sevdiğim akademik yaşamdan, canım gibi sevdiğim, evlatlarım gibi sevdiğim öğrencilerimden ayrılmak bahasına istifa ettim onları protesto etmek için. Askeri yönetimi ve onların kurduğu yökü protesto etmek için istifa ettim. O dönemleri yaşadım. Hiç unutmadım. Niye yaptılar? Niye soktular anayasaya mecburi din dersini? Çünkü bütün partileri kapattılar. Bütün demokratik örgütleri kapattılar. Maalesef tarikatlarla ve onların en güçlüsü olan cemaatle işbirliği yaptılar. Maalesef. Yani AKP'nin ortaklaşa iktidara geldiği ve sonra onları 15 Temmuz darbesi yapacak kadar güçlendirdiği cemaatin devlet tarafından ilk tohumları, destek tohumları 12 Eylül yönetimi Kenan Evren tarafından atılmıştır. Bunu hiç unutmayın. O tohumlar filizlendi. AKP onlar üzerinde ondan sonra iktidara geldi. Onları iyice suladı, iyice büyüttü. Darbe yapacak güce eriştirdi. Ve 15 Temmuz darbesini kullanarak bugün Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi kendi sivil darbesini yaptı, itiraf ederek. Allah'ın lütfu dedi. Allah'ın lütfu dedi. Arkadan da bu yaptıklarımızı o darbe olmasaydı yapamazdık dedi. Nedir bu yaptıkları? Olağanüstü hal. Olağanüstü hal yönetiminde bütün faaliyetleri kaymakamların, valilerin iznine bağlayarak, devletin bütün gücünü ve aygıtlarını kullanarak referanduma gitmek ve anayasayı değiştirmek ve zaten emirlerini aldıkları yargıyı tamamen siyasetin bir aracı haline getirmek. Durum budur. Yani şimdi bu darbe hikayeleri, bu türbanın tekrar gündeme getirilmesi filan budur. Ama dertleri ne darbe ne türban. Çünkü darbeyi yapan kendileri zaten sivil darbe yaptılar. Türbana gelince diyor ki yani benden yanaysa tamam, CHP'nin yanındaysa konu mankeni. Konu mankeni diyor türbanı. Zamanında ya biz sadece üniversitede istiyoruz türban özgürlüğünü, ne münasebet, orta öğretim ne münasebet, ilk öğretim diyorlardı. Şimdi bebelere türban takıp Kur'an kurslarında beyinlerini şartlıyorlar. Anaokullarına kadar indiler. Yani şimdi mesele budur. Yani kendileri, bunun adı demagojidir. Demagojiyi bakın çok konuşmak değil, konuyu saptırmak değil. Demagojiyi halk arasında öyle kullanıyorlar. Demagojinin asıl anlamı halkın, geniş kitlelerin duygularını okşayarak onları aldatmak. Bunu da milliyetçilik ve dincilikle yapıyorlar. Dolayısıyla önce bu ekonomik sıkıntı birinci gündemimiz, ikinci gündemimiz baskı ve baskı aracı olarak demagoji yapmak. Türban üzerinden, darbe üzerinde hiç ilgisi yok. Can'ın söylediği, Can Ataklı'nın söylediği kaybedeceği seçimi yapmaz diyor. Söylediği şey o. Seçimle gitmez dediği o. Anlatıyor onu, uzun uzun da anlatıyor. Yani onu seçim yapıp giderlerse tabii gidecekler diyor. Onu da söylüyor ama yapmaz diyor yani. Onun için seçim, yani seçime bel bağlamayın anlamında bunu da anlatıyor. Onu kesiyor, biçiyor. Vay bilmem ne falan filan. Ama kendi Dışişleri Bakanı ne diyor? CHP için, Millet İttifakı için ne diyor? Açıkça söyledi. Üstüne hemen örttüler. Seçim kazansanız bile size iktidar verilmeyecek dedi. Açıkça söyledi. Kim? Dışişleri Bakanı. Yani hükümetin en güçlü adamı. biliyorsunuz Amerika'da filan bir başkan vardır. Ondan sonra ikinci adam da eski, yani onun rakibi olan vesaire Dışişleri Bakanı olur. Türkiye'de de öyledir. Yani işte Tansu Çiller Başbakan oldu. Murat Karayalçın Dışişleri Bakanı oldu. Bu hükümetin Dışişleri Bakanı seçimi kazansanız da iktidar size verilmeyecek diye bunu söyle açıkça. Hiç tıs yok. Hayret bir şey yani, bunu anlamak hakikaten mümkün değil. Neyse, bugün hiç olmazsa Kılıçdaroğlu kendisini izleyen muhabirlerle bir toplantı yapmış da orada bunu söylemiş. Darbeyi demiş asıl sivil darbe yaptılar. 15 Temmuz'dan sonra kendileri sivil darbe yaptılar demiş. Ekonomi için güzel bir şey yapmış. Faizle döviz kıskacında ekonomi çırpınıyor demiş. Aklıma rahmetli İmran Öktem geldi. O da galiba o veya bir başkası, yanılmayayım, bir başka Yargıtay Başkanı da söylemiş olabilir. İmran Öktem'e çok saldırdıkları için aklımda o yer etmiş. Yargıçlar cüzdanlarıyla vicdanları arasında kararsız kalıyorlar demişti. Yani işte o Kılıçdaroğlu da bugün güzel bir şey söylemiş. Ekonomi demiş, faizle döviz arasında. Şimdi peki ekonomik sıkıntıdan dolayı taban kaybettikçe, yani bu yönetimle Türkiye'nin artık idare edilemeyeceği iyice anlaşıldığı bir sırada, herkes bunu biliyor, AKP de görüyor canım. Ya bu yönetim ne olmuyor? Yukarıdaki kişinin özelliğinden dolayı değil. Yani o da belki çok uygun mu değil mi tartışılabilir. Yani kültürü, bilgisi, şeyi, her türlü kararı bir kişi verebilir mi? Bu ayrı bir mesele. Onu tartışmıyorum. Yani X olur, Y olur, şu olur, bu olur. Ama bu modelle hiçbir şey olmaz. Bütün kararlar bir kişinin bilgisine, aklına, gözüne, iki kulağına, iki gözü var ya. Yani mümkün değil. Hiçbir şey yürümüyor tabii. Zaten üstelik o kişinin söylediği şeylerin bir bölümü de bilime aykırı. Mesela diyor ki faiz diyor sonuç değil sebeptir diyor. Ben faizi diyor düşük tutarsam enflasyonu durdururum diyor. Diyor ekonomi duvara tosluyor. Kendi damadını harcıyor ve faizler yükseltiliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani böyle şey olur mu? Yani tek kişi, bu kişi hata yaptığı zaman bunun bedelini 83 milyon mu ödeyecek ya? Ben mi ödeyeceğim? Siz mi ödeyeceksiniz? O kişinin yanlış beklentilerine diyeyim, yanlış takıntılarını hatta diyeyim. Yani yanlış, ekonomi bilimine göre yanlış. Faiz sebep, enflasyon sonuç değildir. Onu diye bu hale getirir. Peki şimdi oradan gelelim köprülere ve otoyollara zam yapıldı. Ne dediler bu zamın sebebi olarak? Döviz artışı dediler değil mi? Döviz arttı, onun için yaptık. Dövizi kim arttırdı? Dövizi kim arttırdı? Kendileri arttırdı. Bu iktidar, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet rejimi denen rejim, bunun yöneticileri kimse, bana oy verin ben burayı işte refaha ulaştıracağım, bu kardeşiniz sorumludur bundan sonra diyen, gayet açık, kendisi söyledi, ben söylemiyorum. Ben gayet her şeyi açık medyadan kullanırım kendi söyledikleriyle. Kendisi çıktı dedi ki bana oy verin, bundan sonra ben hesap vereceğim dedi. Ondan sonra işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur dedi. Döviz fırladı. Ondan sonra damadı harcadılar. Şimdi zam yapıyorlar. Neden? Gerekçe ne? Döviz fırladı. Dövizi kim fırlattı kardeşim? Ayrıca şimdi buradan hareketle tabii damat nerede? Şimdi damat nerede diye soruyorlar. Damat nerede diye sormak. Bunu Can Ataklı da soruyor. Bugün Özgür Özel de sordu. Çok kişi soruyor. Bizim ana haberde de söylediler filan. Damatlığın nerede olduğunu merak etmek değil esas. Esas söylenen şey şu. Bu politikanın sorumlusu olan kişi bu sorumluluğunun hesabını vermeden her şeyi bıraktı gitti. Teslim bile etmedi. Devir bile etmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iki ayrı bakanlığı birleştirdiler işte. Yani bir devir teslim bile yapılmadı. Elini yıkadı, kayboldu gitti. Şimdi iktidarda diyor ki ya işte 15 Temmuz'a kadar yapılan bütün hataların sorumlusu cemaattir. Efendim bilmem istifa ettiği tarihe kadar da damat istifa ettiği tarihe kadar da yapılan bütün ekonomik hataların sorumlusu odur. Bak gitti işte yok. Kendileri fevkalade iyi. Fevkalade iyi ama mutfaktaki yangından dolayı destek kaybettiğini görüyor. Benden çok daha iyi görüyor. Elinde çünkü her türlü bilgi var. Kamuoyu yoklamaları var, MİT'in verdiği raporlar var. Kendi insanlarından gelen korkudan veya eleştiriden kaynaklanan gerçekler var. Bir bölüm gerçekleri söyleyemiyor. Hala şakşakçılık yapıyor. Aman efendim iyi buyurdunuz, çok güzel konuştunuz filan. Laf bunlar. Hepsinin farkındalar. Yani mevcut durumu ne kadar zayıfladıklarını hiç kuşkunuz olmasın. Sizden benden daha iyi biliyorlar. Ve ne yapıyor? Baskı ve demagoji. Baskı ve milliyetçilik ve dincilik. Şimdi bunu da yani zaten ben söyledim. Baskıyı arttıracak, demagojiyi arttıracak, milliyetçiliği, dinciliği kullanacak. Eski işte milli görüş gömleğini, hatta ceketini ve paltosunu hepsini giyecek, daha da şiddetlendirecek ve baskıyı arttıracak. Fakat dehşet verici bir sonuç var değerli izleyiciler. Şimdi onu muhakkak size söylemeliyim. Yani bu dehşet verici bir şey ve bunu yargı mensuplarına bir uyarı olarak söyleyeceğim. Siz de bunun farkına varın. Şimdi iktidar bunu yapıyor. İktidarın başında da bir kişi var. O kişi kızıyor. Mesela şu gazeteyi almayın diyor. Bu gazeteyi satın da almayın diyor. Okumayın da diyor. Bazen çok kızıyor. Bir köşe yazarını şahsen hedef alıyor. Belli meslek gruplarına, akademisyenlere, mimarlara, doktorlara, avukatlara çok ağır sözler söylüyor. Muhalefete, affedersiniz, tezekten tut her türlü şeyi söylüyor. Millet ittifakına zillet diyor filan. Şimdi hadi diyelim ki devleti bir tek kişiye, şahsın devletine bağladığınızda bunlar olur. Yani o şahısın şekeri düşer, canı sıkılır, kızar, bağırır, çağırır, öfkelenir. Sonra işte bilmem şu olur, bu olur filan gibi. Ama dehşet verici bir sonucu var bu söylemlerin. Yargı buna göre harekete geçiyor ya. Yani iktidarın başı bir şey söylüyor. Abi bakıyorsun savcı soruşturma açıyor o konuda. Şimdi mesela Fikri Sağlar'a açılan soruşturma. Yani Fikri Sağlar'ın söylediğini tekrarlayayım. Başörtüsüne karşı değilim. Türban başörtüsünden farklı bir şeydir. Ona da karşı değilim diyor. Bir defa ikisini ayırıyor. Türban diyor bir siyasal simgedir. Bir grubun simgesidir. Başörtüsünden başka bir şeydir. Ama onu da takılabilir diyor. Ona da karşı değilim. Ama diyor ben yargılanırken kürsüde türbanlı birisini görürsem acaba benim hakkımda adil bir karar verir mi diye kuşku duyarım diyor. Ya bundan daha yumuşak bir şey söylenebilir mi bir demokraside? Hatta yani hiç kadın hakları savunucusu örneğin kürsüde bir erkekten yargılandığımda ya ben çok kadın haklarını savunuyorum, acaba bu feodal bir erkek mi diye kuşku duydum diyebilir. Ne yani? Her şey olabilir. Yaşlı gençten, genç yaşlıdan, kadın erkekten, erkek kadından, yani her türlü ayrım, her türlü farklılık, insanlar arası farklılıktan mühim olan bu duygunun toplumda yerleşmiş olmasıdır mühim olan. Bu duyguyu dile getiriyor Fikri Sağlar ama fevkalade yumuşak ve gayet demokratik bir biçimde konuşuyor. Vay alçak, namussuz ve işte o kaçıncı maddeyse hep unutuyorum. Türk Ceza Kanunu'nun o ünlü maddesi 216 mıdır nedir? Halkı kin ve nefrete yönlendirmek ve bir bölümünü aşağılamaktan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani modayı konuşamayacaksınız. Yani ben mesela uzun eteğe karşıyım diyemeyeceksiniz. Veya ben bol paça pantolona karşıyım diyemeyeceksiniz. Ya bol paça pantolon giyenlere benim gençliğimde bob stil derlerdi. Bob stil. Ve yani biraz fazla batı hayranı ve biraz fazla gösterişçi ve veya işte böyle yani pek hoş olmayan böyle biraz züppe derler. Bob stil derlerdi. Mesela birisi çıkıp da ya ben bob stil geniş paçalı pantolon giyenlerden hoşlanmıyorum diyor ve de karşısındaki kürsüdeki yargıç bunu biliyorsa ve de o da öyle pantolon giyiyorsa ya bu şimdi bana kızar mı diye düşünemez mi insan? Bu hale getirdiler türban meselesini. Ve dikkat edin bütün saldıranlar başörtüsü diyor. Yani Fikri Sağlar'ın söylediği başörtüsü ayrıdır, türban ayrıdır, ikisi de giyilebilir, benim itirazım yok filan demesinden sonra sadece kürsüdeki kendisi yargılanırken ki karara kuşkuyla bakacağını söyledi diye bölücülük diyorlar. Şimdi o kaçıncı maddeyse galiba 216, çok emin değilim ama bir Twitter'da bir izleyici, sanıyorum avukat, çok ilginç bir şey yazdı. Diyor ki yani bu madde diyor doğrudan doğruya şeriat yasasının maddesi olarak kullanılmaya başlandı ya diyor. Laikliğe karşı kullanıyorlar diyor ya. Yani ne demek? Yani laikliği savunmak Türkiye'de neredeyse suç haline aldı ki hakikaten öyle laiklik maiklik diye bağıran veya işte bildiri dağıtanları bir ara yakalayıp götürüyorlardı. Dan gelip Boğaziçi olayı tabii felaket bir şey. Yani şimdi aslında Ömer Çelik bir şey söyledi, o yanlış değil. Diyor ki bir insanın diyor siyasi tavrı olması, siyasi kimliği olması diyor ayıp bir şey mi diyor, suç mu diyor filan. Şimdi değil, siyasi kimliği olabilir. Ayrıca yasa üniversite öğretim üyelerinin siyasal partilere üye olmalarına ve siyasal faaliyet yapmalarına izin veriyor. Bu demokrasinin bir gereğidir. Çünkü üniversiteler toplum ve doğa üzerine bilim üretirler. Yani toplumun ve doğanın kanunlarını, kurallarını nasıl işlediğini bulmaya çalışırlar. Bu arada bu işlerle de tabii ki yakından ilgilenirler, politikada yapabilirler. Keşke bütün politikacılar üniversite öğretim üyeleri kadar eğitimli olsalar, kültürlü olsalar diyeceğim ama şimdi ondan sonra bu Boğaziçi'ne yapılan atamaya gelelim. Şimdi mesele öyle bir kişinin, yani o atanan zat her kimse, o zatın AKP'li olması falan değil. Görevini yapıp yapamayacağı meselesi. Öyle profesör vardır ki MHP'lidir, İYİ Partilidir, CHP'lidir, AKP'lidir ama hakiki bir akademisyendir. Üniversitesinin başına geçtiğinde orada bilimi destekler. Öyle de bir kişi vardır ki bu kişi militan bir particidir. Üniversiteyi de partisine hizmet etmek için üniversiteye gelmiştir. Şimdi son günlerdeki atamalara bakıldığı zaman, yani Cumhurbaşkanı yaptığı atamalara bakıldığı zaman aynen yargıda olduğu gibi, yani AKP'nin örgütlerinden, gençlik örgütlerinden, il ve ilçe örgütlerinden avukatları 1000 küsur kişiyi savcı ve yargıç yaptıkları gibi 20 üniversitede AKP'li müseccel olan rektör var. 20 üniversitede. Bunların bir bölümü eski milletvekili. Bir bölümü işte birisinin kardeşi, şusu busu. Bir bölümü bu Boğaziçi'ne atanan zat gibi AKP'ye hizmet etmiş biri filan. Fakat bunlar oralarda o üniversiteleri parti adına yönetiyorlar. Parti için kullanıyorlar. Nereden mi belli? Yahu bir tek ses çıkıyor mu üniversitelerden? Bir tek ciddi araştırma çıkıyor mu? Bu kadar ahim kararlarına karşı çıkmak var. AYM kararları var. Bu kadar tartışmalı şeyler var. Yani o anlı şanlı hukuk fakülteleri, o profesörler, o dekanlar tıs çıkaramıyorlar. Tıs. Çok üzücü bir şey tabii. Yani bitirdiler üniversiteyi, bitirdiler. Üniversitedeki özgürlüğü bitirdiler. Üniversitedeki özelliği bitirdiler. Ama ben yani programın sonuna doğru geliyoruz. Şunu açıkça söyleyeyim. Üniversitelere hakim olabilirsiniz. Ama bilime hakim olamazsınız. Bunu hiç unutmayın. Yani her şey onun gibi. Mahkemelere hakim olabilirsiniz. Yargı sistemine hakim olabilirsiniz. Ama adil olamayabilirsiniz. Sanatçıları ödüllendirir veya cezalandırır veya yönlendirirsiniz. Nasıl sanatçı istiyorum diye. Ama sanata pranga vuramazsınız. Sporcuları istismar edebilirsiniz. Diploma sorunu, diploma skandalıyla olanları ilgisiz görevlere atayarak paraya pula boğabilir ve onların duruşlarını, ahlaklarını veya tavırlarını etkileyebilirsiniz. Ama sporu denetleyemezsiniz. Dolayısıyla yani bu çabalar çok bence kendi kaybettikleri desteği onlara kazandırmayacağı gibi daha da hızlandıracaktır. Çok önemli bir hususa değinerek kapatacağım programı. FATF denen şey var. Şu mali eylem görev gücü, Financial Action Task Force denen hikaye. Buna ilişkin bir yasa çıkardılar. Bu yasayı çıkarırken dernekleri filan mahvettiler. Sivil toplum filan artık hiç kalmadı. Hepsi tam böyle bir müthiş bir denetim altında ve o anlaşmanın en önemli 12. maddesini getirmediler. Yok ettiler o maddeyi. O madde ne maddesi biliyor musunuz? Siyasal olarak nüfuzlu kişilerin mali işlerinin, mali hesaplarının, mali eylemlerinin izlenmesi maddesi. Siyaseten güçlü, nüfuzlu olan insanların mali hesaplarının, hareketlerinin izlenmesi. Ya kara para aklamada siyasal kişilerin, nüfuzlu kişilerin izlenmesini yok ettiler. Ve ama onu dernekleri denetlemek, dernekleri zapturapta almak, onları istedikleri gibi yapmak için yasalaştırdılar ve meclisten geçirdiler. Ondan sonra işte orta sınıf yok ediliyor, yoksulluk artıyor. Yukarıdaki %1 o 5 kardeşler zenginleşiyor, hortum şeyleri çalışıyor. Derken işte darbe ve türban üzerinden hem demagoji yapılıyor hem de o iki dudağına bakan o kişinin, savcılar ve yargıçlar harekete geçirilip sistem, rejim gittikçe konuşamaz ve şeriat devletine doğru, halifeliğe doğru yönlendiriliyor. Laiklik savunulamaz oldu ya. Laikliği savunduğunuz zaman gene aynı madde. Ha, halkı bilmem işte aşağılamak, bölmek, kin ve nefret bir bölümünü bilmem ne falan. Cahil diyemez olduk ya. Cehalet yani eğitimi şey demiyoruz, övemiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, yarın görüşmek üzere. Merdan Yanardağ ve ben size iyi günler diliyoruz.